أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Bir de düşünün ki, Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın. Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik, diye cevap verdiler. O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz, dediler. Derken, deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden çıkıp, ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Bunun üzerine, o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da, yurtlarında çöke kaldılar. Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip, ey halkım, dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım. Size öğütler verdim. Lakin siz, iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin. Yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Ağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz? Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp, nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp, nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp, nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize. Salih, işte mucize. Şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi. Salih, işte mucize. Şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi. Derken, deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden, yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap, onları bastırıverdi. Elbette bunda, alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi, ders alıp da iman etmezler. Bir vakit biz Semut halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler. Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey, Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz, imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi. Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, İyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. Bak,
İşte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.